Geçtiğimiz yaz 130 BPM adlı albümünü çıkaran Ozan Doğulu bu yaz da yeni bir albümü 130 BPM Allegro'yu dinleyiciye buluşturmaya hazırlanıyor. Albümün tanıtım konseri dün akşam Kuruçeşme Arena'da gerçekleşti. Biz de provalar sırasında Ozan Doğulu'yla bir röportaj gerçekleştirdik. Elektronik müziğin Türkiye'deki önemli ismi Ozan Doğulu geçtiğimiz günlerde çıkardığı 130 BPM Allegro isimli ikinci albümünün ilk tanıtım konserini Turkcell Kuruçeşme Arena'da gerçekleştirdi. Sanatçı dostlarının konserde yalnız bırakmadığı Ozan Doğulu'yla konser öncesi kuliste bir araya gelerek son albümünü konuştuk. İlk albümü yaptığımdan beri böyle bir projeye tabii ikincisini yapayım, bu çok güzel, çok hoşuma gitti, dinleyici beğendi falan diye kurgusunu yapmaya başladım. Hangi şarkıları acaba yaparım? Çünkü benim albümüm benim için özelliği, benim hep sevdiğim şarkılar, eski genelde cover şarkılar, çocukluğumdan bu yana hani hoşuma giden şarkıları nasıl yeni sound'a ve dance sound'una, elektronik house müziğe nasıl çevirebilirim diye düşündüm. Yaklaşık bir senelik bir çalışmaydı. Son tabii zannediyorum 2 ayda falan da tabii yoğunlaştık, işte düzenlemeleri, mixleri, okumaları, çalmaları falan gibi. Zannediyorum yine keyifli bir şey oldu. Eski 70'lerden 80'lerden şarkıların yeni versiyonları. Artı 3 tane sıfır şarkımız var. Şöyle bir fark var. Geçen sefer bir tane sıfır şarkı vardı. Sıla'da yaptığımız Alendalon şarkısı vardı. Bu sefer bir tane Yalın'la yaptık. Bir tane Kenan'la yaptık. Bir tane de Atiye'yle yaptık. 3 tane sıfır şarkı var. Ama konsept ve fikir gene aynı. İşte Türkçe müzik, Türkçe house müzik diyeyim. Ozan Doğulu ikinci albümünün daha yeni seyirciyle buluşmasına rağmen yeni projeleri olduğunu dile getirdi. Belki de bir daha böyle bir albüm yapmaya da bilirim diye bir düşüncem var. Çünkü başka projelerim var aklıma gelen, yapmak istediğim değişik projelerim var. Ama bu projede tabii gömülmez, tarihe gömülmez. Belki single'lar olur. Belki dijital, işte yeni bir şarkı yaparım. Belki işte ne bileyim ben yaza doğru. Belki 3 ay sonra başka bir single yaparım. Bir klip çekilir falan. Belki uzun bir müddet şey yapmayabilirim. Albüm yapmayabilirim. Bunu böyle aracel yapmamın sebebi tek albümle çıktığım performanslarda böyle başka şarkılar da çalmak zorunda kalıyorsun. Halbuki şimdi 30'a yakın kendi şarkım olmuş oldu. Bu benim için çok büyük avantaj. Onun için birazcık acele ettim. Yoksa böyle hani her sene albüm yapacağım gibi bir fikrim yok açıkçası. İlginin yoğun olduğu gecede Kenan Doğulu sürpriz yaparak bir yeni bestesini seyircilerle paylaştı. Geceye katılıp sahne alan isimlerden Okan Bayülgen de en çok ilgi gören isim oldu. Oku bakayım. Hayır. Oku bakayım. Hayır. Oku bakayım. Hayır. Yalnız kızlar. Hayır. Hadi erkekler. Hayır. Kürtçe. Hayır. Bütün mahalle. Hayır. Bu yıl 9. kez gerçekleşen Kadıköy